İyi akşamlar Akbank günlük grafik. Yani aslında Akbank videosu yapıyorum ama buna Garanti, Yapı Kredi ve İş Bankası da dahil. Bu dörtlü beraber hareket ederler. 3 aşağı 5 yukarı çok fazla birbirlerinden ayrılmazlar. Şimdi bankacılık tabii bir seviye korumaya çalışıyor. 50 ortalamanın üstünde en azından 7 liranın üstünde kalması Akbank'ın önemli. Bir seviye, bir akım korumaya çalışıyor. Çok şimdi şöyle aslında dolar grafikli göstermem lazım. Yani bankacılık Türkiye'de uzun vade kalırsanız kaybetmenin neredeyse kesin, neredeyse değil hatta yani kesin olduğu bir grafik çıkartır size dolar bazlı. Yani alım gücünüz düşer. Maalesef yani bu TL'nin değersizliğinden olan bir şey. Şöyle düzelt diyenler olacaktır grafiği. Düzelteyim bir şey fark etmez arkadaşlar. Bankalar öyle çok fazla temettü veren kurumlar değillerdir. Yani çok az temettü verirler. Şöyle göstereyim. Mesela brüt 40 kuruş 2018'de. Zaten şurada bir bölünme var. 2020'de izin vermediler. Ticaret Bakanlığı şeye temettü verilmesine. 23 kuruş, işte 15 kuruş. Yani bunları toplasanız 2013'ten beri 1 lira yapar mı yapmaz mı artık onu da siz karar verin. Şimdi şöyle bir grafiği var. Onu da göstereyim. Bana göre bakın ben hep söylüyorum ya, bankalar dolar bazlı trade edilebilir. Daha olumlu sonuç alırsınız. Dolar bazlı trade ederseniz. Şu da uzun dönem Akbank'ın dolar grafiği. Nereden nereye? Yani yukarıda böyle şöyle göstereyim hani 2,5 dolarlar falan daha yukarıları da var. Yani 2,5 dolar ben Yapı Kredi'de hatırlıyorum. 2,5-3 dolar mı vardı? Öyle bir yer vardı Yapı Kredi'de. 4 dolar Akbank oradan beri. Bir düşüş eğimi devam ediyor. Biz 2018'den beri bankacılıkta bir seviye korumaya çalışıyorduk. Yani burada da düzeltilmişmiş grafikte onu bir tekrar şey. Hani düzeltiyorsunuz diyorum ya bakın dolar bazlı da hiçbir şey fark etmiyor yani. 2018 dibimiz vardı bizim bankalarda. Bu dipler aşağı kırıldı. Ki bakın burada hatırlarsınız belki borsa ile ilgili olan arkadaşlar hatırlar. Bankalar 2018'de yeni dipler yapınca dolarda ki çok tabii tehlikeli bir hareketti yani çok sert bir hareketti. Neredeyse yani 1 dolar falan kaybetti orada. Şey için söylüyorum, Akbank için söylüyorum. Burada hemen alın, aman alın fırsatı diye böyle ben videolar falan çekti herkes yani. Bankacılık için. Tabii sonra kazandırdılar. Sıkılaştı Türkiye. TL değer kazandı. 650 bas puan faiz verdi Merkez Bankası. Dolar bazlı tekrar değer kazanıp 1,48'e kadar. Ki bu %100 bir getiri var burada. Dolar bazlı getiriden bahsediyorum arkadaşlar. Çok ciddi bir getiri. 2020 14 Ocak'a kadar, 10 Ocak'a kadar. Muazzam. Neyse, uzatmayayım. Konu dağılıyor böyle. Bölünüyor. Onun için diyorum yani bankacılık trade edilebilir. Dolar bazlı grafikte trade etmek daha belki olumlu sonuçlar verebilir. Bu son zamanlarda da tabii bu kısmı kırdık biz. Yani o 70 sent kısmı kırıldı. Uzun bir zamandır. Şöyle Mart 21'den beri de 70 sent artık satış fırsatı anlamına geliyor. 70, 71, 72 sentler bankacılıkta satış fırsatı anlamına gelen bir grafik oluyor. Dipte de yeni dibimiz burada 48 sent. Şimdi şurada var biraz daha altı var. 47 var falan ama bu tam doların işte çok hızlı gittiği. Şimdi dolar bir günde %10 gidiyor da işte bankalar her zaman %10 gidemiyor. Yani o günlerde öyle yeni dipler oluştu. 43'lere 42'lere o bir tepki alanı alabilirsiniz istiyorsanız tabi biraz zor bir alan ama hani gelir mi bilemiyorum böyle çok ters bir şey olması lazım kısa vadede. Genellikle 49 sent son döneminde alış fırsatını oluşturuyor Akbank'ta. Şu anda 53 sentteyiz aslında yakınız dibe 4 sentle onu da söyleyeyim. Bu grafik yani bence önemli bir grafik kısa vadeciler için. Şimdi 49 sent, 48 sent buralar önemli. 48 sent dediğiniz bugün 14 alırsanız dolara kaça gelir? İşte böl 2'ye 7. Oradan 2 sent daha 28 kuruş diyelim. 6,70'lere gelir. Şimdi TL olarak devam edelim. 6,70 civarları bu dolar bazlı dediğim gibi 48 sent falan geliyor ki önemli bir dip dolar bazlı. 7 lira 50 ortalama. 50 ortalamanın üstüne kaldıkça bir senet için pozitif diyebiliriz. Her zaman bir potansiyeli vardır. Orta vade için zaten olumlu bir göstergedir. 7 lira takip edilir ilerleyen günlerde. Kırılırsa da o 6,70'te dedik. Dolara da bakmak lazım tabii. Şimdi dolar da yukarı doğru gidiyor. Ya ben şeye katılmıyorum onu söyleyeyim. Oynaklık var falan diye böyle yazanlar var. Dolarda oynaklık yok arkadaşlar. Dolar yukarı doğru gidiyor.
Ya bu oynaklık dediğiniz bir gün eksi olur, bir gün artı olur. Gün içi tam gün içi bazen salınıyor. İkilere gidiyor, oradan satış oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan da. Yani oynaklıktan kasıt ama hani genel anlamda yukarı doğru da bir trendi var dolar. Tabii bu şey yani dirençler var dolarda, onu da söyleyeyim. Hani siz de görüyorsunuz zaten belli alanlarda takılmaya başlıyor. Biraz ben şunu istiyorum, hani bir dengeye girsin en azından. Ya yani bir koridor olursa daha iyi olur. Türk ekonomisi için de daha iyi olur. Yani borsalar için de daha iyi olur. Böyle biraz daha böyle şey insanları kararsızlığa itiyor alımda satımda bu yükseliş harekete. Yani atıyorum ya hep söylüyorum Türkiye'de doların ayda %2 gitmesi önemli değil. Gitsin %3 gitsin enflasyon kadar gidecekse. O da önemli değil. Piyasa onu regüle eder %2-3'ü kendi içinde. Ama böyle günlük her gün %1'ler 2'ler o biraz şey işte piyasayı kitleyen şey. Neyse bir konumuz da o değil. Dağıldım. Ne diyordum, ne anlatıyordum. Yani 7'nin üstüne kaldıkça orta vade yine pozitif olarak düşünebiliriz. Kısa vadede işte 6 7.60 şu alan geçilirse tekrar yukarı doğru hem ortalamaları da altına aldığından güzel bir hareket başlatma potansiyeli olabilir. Onun için yukarıda da 7.60 civarlarını takip etmek lazım. Çok da uzak bir alan değil, onu da söyleyeyim. RSI 50 51 tam bir denge bandında o da. Bakın 50'ye doğru 49'a doğru gelişler var ama satıcılar orada gücünü kaybediyor. Yani çok fazla gelemiyorlar aşağı doğru satıcılar. Şey değil yani çok kötü bir RSI seviyesi değil. Kendi ortalamasının altında olması tabii çok tercih edilir bir şey de değil. Ortalaması şu an 55'e yakın 54.69 MACD'ye baktığınız zaman onun da artık yavaş yavaş bu düşen akımın biraz sönümlendiğini gösterdiğini görüyoruz. Söyleyebileceklerim bunlar Akbank için. Yani burada bir trend çizgisi almıyorum. Gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani onu saatlikten falan daha sağlıklı bir trend alabilirsiniz. Doğrudan zaten 7.35 iki şeyde birbirine girmiş. Yani 8 ve 20 ortalama birbirine girmiş. En azından yani bu hafta Cuma günü yarın onu da takip edebilirsiniz. Yani 7.35'in üstünde bir kapanışlar yapmaya başlarsa çok böyle yakın kısa hareketleri seviyorsanız o da belki olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir. 7.35, 7.40'ların üstü. Ama tabii ana olarak şu 7.60 geçilirse çok daha iyi bir görüntü verir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.